Merhabalar. Bugün eğitim psikolojisi konusunda bir sunum gerçekleştireceğiz. Kısa bir tanıtım niteliğinde. Sunum kapsamında neler konuşacağız? Öncelikle genel anlamda psikoloji bilimine ve alt dallarına göz atacağız. Ardından eğitim psikolojisi alanını tanımlayacağız, amaçlarından ve kimlere yönelik olduğundan söz edeceğiz. Eğitim psikolojisinin temel kavramlarını hızlıca inceledikten sonra bu alanın bilgi edinme kaynaklarını inceleyeceğiz. Ve sunumumuzu tamamlayacağım. Eğitim psikolojisini inceleyebilmek için öncelikle tabii psikolojiyi ele almamız gerekiyor. Ve çok sayıda tanımı bulunmakla beraber yaygın şekilde kabul görmüş olanı şu. Psikoloji zihin ve davranışın araştırıldığı bilim dalıdır. Bu ne demek? Aslında psikoloji sadece bir davranış bilimi değil, sadece davranışa odaklı değil. Zihinsel yani bilişsel süreçleri de kapsayan bir bilim dalı. Ve ek olarak şunu belirtebiliriz. Sadece insan davranışını değil, hayvan davranışlarını da incelemektedir. Ve bugün psikoloji alanında sorduğumuz soruların yanıtını aslında yüzyıllardır filozoflar da soruyor. Kökenleri psikolojinin felsefeye dayanmakta. Bugün ayıran nokta ise bilimsel yöntem kullanması bu soruları yanıtlarken. Ve bu tanım tabii ki çok kapsamlı yani zihin ve davranışın araştırılmasını içeriyor. Daha spesifik alt alanları da bulunuyor tabii ki psikolojinin. Bu bağlamda hem araştırma hem de uygulama alanlarının bulunduğunu söyleyebiliriz. Araştırmacılar gözlem, deney, anket, ölçek, beyin görüntüleme gibi çok çeşitli tekniklerden faydalanıyorlar. Uygulamacılar ise bilimsel temelli yani kanıta dayalı bilgiyi farklı yaşam alanlarında uygulamalarını gerçekleştiriyorlar. Dediğimiz gibi psikoloji çok geniş bir alan. Daha spesifik alt dalları bulunuyor kuramsal ve uygulamalı olarak. Bu alanlardan biri sosyal psikoloji. Toplumsal bağlamda insan tutumlarını, davranışlarını, duygularını, düşüncelerini inceliyorlar. Başka insanların, diğerlerinin etkilerini örneğin ele alıyorlar. Gelişim psikolojisi ise doğum öncesinden ölüme kadar uzanan bütün yaşam süresince insan gelişimini ele alırlar. Deneysel psikoloji kontrollü ortamlarda, deney ortamlarında insan zihnini ve davranışını incelerler. Örneğin bilinç gibi, dikkat gibi, bellek gibi farklı çok çeşitli çalışma konuları var. Bir diğer çalışma alanı klinik psikoloji, uygulamalı alanlardan biri ve belki de en popüler alanlardan biri diyebiliriz. Normal dışı, anormal davranışları incelerler. Bunların sebeplerini, işte nasıl önlenebileceğini, nasıl müdahale edilebileceğini çalışırlar ve uygularlar. Endüstri örgüt psikolojisi ise çalışma yaşamında, yani iş hayatında insan tutum ve davranışlarını ele alırlar. Ve uygulamalar gerçekleştirirler. Bu listede yer almayan başka alanlar da var tabii ki. Sağlık psikolojisi, adli psikoloji, spor psikolojisi gibi çok sayıda alanı bulunuyor psikolojinin. Bugün ise konumuz belirttiğimiz gibi eğitim psikolojisi. Eğitim psikolojisi, psikoloji ve eğitimin birleştiği bir alan, adından da anlaşılacağı gibi. Psikolojinin ilke ve kuramlarını eğitsel ortamlarda uygularlar. Öğrenme, öğretim gibi çeşitli eğitsel konulara uyarlarlar. Ve sadece bireysel düzeyde uygulamazlar ya da araştırmalarını gerçekleştirmezler. Eğitim sistemlerinde yer alan sorunlarla da ilgilenirler. Yani daha geniş ölçekli çalışmalar da gerçekleştirirler. Ve hem kuramsal hem de uygulamalı bir alandır. Eğitim psikolojisi çalışmacıları neyi amaçlarlar? Çok temel olarak iki alt alana
ayırırsak araştırma ve öğretmen yetiştirme olarak ikiye ayırabiliriz eğitim psikolojisinin hedeflerini. Bu tarihsel olarak da bu şekilde gelişmiştir. Araştırmacılar yine bahsettiğimiz gibi aslında psikoloji alanında geliştirilen başka kuramları eğitsel ortamlarda çalışabildikleri gibi kendi kuramlarını, kendi görgü araştırmalarını gerçekleştirirler. Öğretmen yetiştirmesi yine eğitim psikolojisinin çok büyük bir ihtiyaca karşılık verdiği bir konu. Daha nitelikli öğretmenleri yetiştirebilmek için onlara eğitim psikolojisi bilgilerini sunarlar. Özellikle de araştırma konularıyla da paralel olarak öğrenme ve gelişim konularında öğrenmenin nasıl gerçekleştiği, öğrenme ortamının özelliklerinin öğrenen bireyi nasıl etkilediği ya da öğrencilerin bireysel özelliklerinin nasıl etkilerinin olduğu gibi konular çalışılır. Ve tabii insan gelişimi de çalıştığımız konulardan bir diğeri. Peki eğitim psikolojisi bilgileri kimin işine yarar? Kim için eğitim psikolojisi var? Şimdiye kadar yani bu noktaya kadar öğretmenlere yönelikmiş ya da sadece bu konuda araştırma gerçekleştiren bireylere yönelikmiş gibi bahsettik ama eğitim psikolojisi sadece bununla sınırlı değil. Bu alanın dışında bulunan kişiler için de çok kıymetli bilgiler sunar. Toplumun esenliği, bireylerin ve toplumun sağlığı için çok önemli çalışmalar gerçekleştirir. Anne babalar, gençler ve çok çeşitli alanlardan çok fazla kişi için yararlı bilgiler sunar eğitim psikolojisi. Bunun dışında öğrenme çalışmalarından da hareketli. Psikolojinin çok önemli bir eğitim psikolojisinin çok önemli bir kaynağı da hayvan çalışmaları. Bu bağlamda eğitim psikolojisi ve öğrenme çalışmalarından hareketle hayvanlarda davranış biçimlendirme konusunda da bize kıymetli bilgiler sağlar. Yani istendik davranışın nasıl öğretilebileceği ile ilgili hayvanlarda. Bu doğrultuda bir sonraki başlığımız da öğrenme ve gelişimin yani eğitim psikolojisinin temel kavramları aslında. Bunları bilmemiz neden önemli? Çünkü eğitim psikolojisi hakkında okurken ya da bu konuda çalışırken bizim alanımızın dili gibi aslında bu temel kavramlar, farklı bir dil öğrenir gibi bu kavramları da bilmemiz gerekiyor. Kavramlarımızdan ilki de büyüme. Büyümenin tanımı şu, organizmanın fiziksel gelişimindeki sayısal artışlar. Bununla neyi kastediyoruz? Aslında niceliksel değişimleri ifade etmeye çalışıyoruz. Kilo ve boy gibi mesela artışları, örneğin bir çocuğun kilosunda ya da boyundaki artışlar büyüme sürecini ifade ediyor. Gelişim ise daha karmaşık bir kavram. Yani biz bunları işte değişim, gelişim, büyüme gibi kavramları gündelik hayatta bazen birbirinin yerine kullanıyoruz ama psikolojide bunlar farklı anlamlara geliyor. Gelişim ise daha kompleks bir kavram. Sadece niceliksel değil, aynı zamanda niteliksel değişiklikleri de ifade ediyor. İlerleyici ve birikimsel özellikte yani her gelişim bir diğerinin üstüne inşa ediliyor ve karmaşık değişiklikleri ifade ediyor. Örneğin bir çocuğun ağaca tırmanması da tırmanmaya başlaması da bir gelişimi ifade ederken aynı zamanda bir ergenin ahlaki değerlendirmelerindeki değişiklik de, bu muhakemetindeki değişiklikler de bir gelişimi ifade eder. Bu niteliksel bir değişimdir ve bu niteliksel bir gelişimdir, gelişimi ifade eder. Bir diğer kavramımız olgunlaşma. Bunun tanımı da biyolojik olarak doğuştan getirilen, uygun zaman geldiğinde kendiliğinden meydana gelen değişimleri ifade eder, genetik olarak. Aslında bu bizim barındırdığımız değişimlerdir. Örneğin bir çocuğun yürümeye başlaması. Şimdi bu bizim bir çocuğa öğretebileceğimiz bir şey değil.
kendiliğinden başlar. Olgunlaştığında, uygun zaman geldiğinde bu meydana gelir. Olgunlaşmayla aslında böyle bir şeyi ifade ediyoruz. Hazır bulmuşluk ise yine olgunlaşmaya paralel bir kavram. Bir şeyi yapabilmek ve öğrenebilmek için gerekli koşulların edinilmiş olması. Bunu tabii örnek üzerinden açıklayacak olursak, örneğin bir çocuğun okula başlamasını örnek verebiliriz. Öncelikle çocuğun tabii ki gerekli olgunlaşma düzeyine ulaşmış olması gerekir. Yani gerekli fiziksel özelliklere de sahip olması gerekir. Ama hazır bulmuşluk bundan daha geniş. Okula gitmeye yönelik istekliliği de içerir örneğin. Çocuğun motivasyonu sahip olması gerekir. Anne babasından ayrı kalmaya hazır olması gerekir. İlgileri, tutumları, motivasyonu da kapsayan daha geniş bir kavram hazır bulmuşluk. Bir diğer kavramımız yine gelişimle ilgili olarak kritik ya da hassas dönem. Belirli türde davranışları öğrenmeye ve geliştirmeye daha yatkın olduğumuz belli dönemler var. Bunlara kritik dönem diyoruz. Örneğin 6 ya da 7 yaş okuma yazma öğrenmek için bir kritik dönemdir. Bu dönemde biz daha az çabayla bu beceriyi kazanırız, daha az zaman ve çaba harcayarak. Buna daha yatkınızdır, daha kolay gerçekleşir bizim için. Ama tabii 7 yaşında okuma yazmayı öğrenmeyen bir insan, örneğin 17-18 yaşında öğrenemez mi? Tabii o zaman da öğrenmemiz mümkün ama çok daha fazla zaman ve çaba göstermemiz gerekir. Bu anlamda kritik ya da hassas dönem bizim belli bir davranışı öğrenmek için ya da geliştirmek için daha yatkın olduğumuz dönemler diyebiliriz yani. Bir diğer temel kavramımız gelişim alanları. İnsan gelişimini incelerken aslında gelişimde bahsettik. Çok karmaşık bir kavram olduğunu söyledik. Yani karmaşık değişimleri içeren bir kavram. Daha sistematik bir şekilde inceleyebilmek için fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal, ahlaki gibi ya da kişilik gelişimi gibi farklı alanlara ayırıyoruz. Böylece incelememiz kolaylaşıyor sınıflandırdığımız için. Ama bu gelişim alanları elbette birbirinden bağımsız değildir. Yani örneğin beyin gelişimini bilişsel gelişimden ayıramayız. Ya da sosyal gelişim ve duygusal gelişim birbiriyle çok ilişkilidir. Yine bilişsel gelişim. Yani bu gelişim alanları bizim daha rahat inceleyebilmemiz için var. Gelişim dönemleri ise birbirinden niteliksel olarak farklılaşan yaşam dönemlerini ifade eder. Şöyle sıralayabiliriz. Doğum öncesi, bebeklik, erken çocukluk, orta çocukluk, geç çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve yaşlılık olarak gelişim dönemlerini ayırabiliriz. Gelişimin temel kavramlarını bu aşamada hani süremizde sınırlı olduğu için bununla sınırlı tutabiliriz. Öğrenmeyle ilişkili kavramları ise daha kolay anlaşılabilmesi için şu şekilde özetleyelim. Davranış bir temel kavramımız. Düşünce, duygu, eylem gibi her tür etkinlik ve tepkiler olarak tanımlanır. Öğrenme ise yine bir diğer temel kavramımız, deneyimleri sonucu bireyin davranışlarında meydana gelen kalıcı değişiklik. Yani bireyin bir yaşantısı, bir deneyimi sonucunda bir şey öğrenmiş olması onda bir kalıcı değişiklik meydana gelmesini gerektirir. Yani unutulan bir deneyim öğrenmeyi oluşturmaz. Yaşantı ise birey çevre etkileşimleri sonucunda kişide meydana gelen iz ya da değişiklik olarak tanımlanır. Yani yaşantı ve öğrenme çok benzer tanımlara sahip, çok ilişkili kavramlar. Fakat onları ayıran şey de her yaşantının bir öğrenmeyi içermemesi, öğrenmeye karşılık gelmemesi. Çünkü yaşantılar geçici de olabilir. Yani ayırt edici olan şey kalıcı olup olmaması.
temel kavramlardan söz ettik. Peki eğitim psikolojisi çok çeşitli konuları çalışıyor dedik. Aslında burada sözünü ettiğimiz konuların da ötesinde çalışmaları var. Peki bu çalışmaları kimlerle gerçekleştiriyor? Eğitim psikolojisinin bilgi üretirken kullandığı kaynaklar neler, kimler? Eğitim psikologları bebeklerden, çocuklardan, yetişkinlerden, hayvanlardan, pek çok kaynaktan bilgi toplar. Burada da bazı çalışma örnekleri verdik, araştırma örnekleri. Örneğin sol alt köşede bir kedi görselini de içeren bir deneyden söz ediyor bu video. Başlıkları aratarak izleyebilirsiniz. YouTube'da yer alıyorlar. İlki Thorndike etki yasası. Bu çok ünlü bir deney. Kedilerde bir labirenti çözmeye yönelik aslında öğrenme davranışının nasıl meydana geldiğini anlatıyor. Sağ üstte gördüğümüz ise bir bebekle gerçekleştirilen deney, bebeklerle yapılan bir çalışma. Acaba bebekler ahlaklı olanı, doğru olanı, yanlış olandan ayırt edebiliyorlar mı? Ve hangisini tercih ediyorlar? Bir tercihleri oluyor mu? Bu sorulara yanıt aranan bir deney. Oldukça da büyük bir soru ama eğlenceli deneyler. Burada kuklalardan faydalanarak aslında iyi davranan kukla ve kötü davranan kuklalar var. Acaba bebekler hangisini tercih edecek? Buna yönelik bir deney gerçekleştirmiş araştırmacılar. Sağ alt kısımda kısaca başlığı yer alan araştırma ise örneğin yine çok başka bir alandan geliyor. Üstün yetenekli çocuklarda ve gençlerde acaba sınıfta can sıkıntısı, can sıkılması duygusunu nasıl azaltabiliriz sorusuna yanıt aramışlar. Bunun için de bir müdahale programı geliştiren çalışmacılar acaba etkili olmuş mu olmamış mı buna ölçmüşler. Yani görebileceğiniz gibi aslında hayvanlar, bebekler, işte çocuklar ve gençler çok fazla, çok farklı gruplarla çok çeşitli konularda araştırmalar gerçekleştirilebiliyor eğitim psikolojisinde ve bunun da tabii ki çıktıları pek çok farklı gruba hitap edebiliyor. Özetleyecek olursak bu konuştuklarımızı eğitim psikolojisi, psikolojinin ve eğitim bilimlerinin kesiştiği araştırma ve uygulama alanıdır. İnsan ve hayvanlarda düşünce, duygu ve davranışları çalışıyoruz. Yani bu psikolojinin, temel psikolojinin tanımında da yer alıyordu zaten. Eğitim psikolojisi de tabii ki bu doğrultuda hareket ediyor. Sadece kuramsal bilgiler sunmaz, yani sadece laboratuvarlarda araştırmalar gerçekleştirmiyoruz. Aslında aynı zamanda uygulamalı bir alandır. Örneğin anne baba eğitimleri, anne baba rehberliği ya da öğretmenlere yönelik bazı uygulamalar gerçekleştirebiliyoruz. Aslında çok çeşitli gruplarla çok sayıda çalışma yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Ve farklı kaynaklardan bilgi toplar. Ve yalnızca eğitim psikolojisine uzmanlaşmış kişilere ya da öğretmenlere yönelik değildir. Dediğimiz gibi çok çeşitli gruplara yönelik çok kıymetli bilgiler üretir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.